2016 Avrupa LCS ikinci hafta, ikinci gün karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. İki maç üzerinden oynanan seride ilk karşılaşmamızı tamamladık. Şimdi ikinci karşılaşmadayız. Önce ilk maçın böyle kısa bir özetini alalım ve ikinci maçta bizi neler bekliyor onlardan bahsedelim. Kısa bir özet olarak şunu söyleyebiliriz. Splice hani iyi savaştı ama rakibin kompozisyonu belli ki oyun sonunda çok daha güçlenecekti. Biraz outdraft dediğimiz yani seçim yasaklama ekranında G2 daha iyi şampiyonlar seçti. Sinerjisi daha yüksek şampiyonlar seçti. Bunları güzel uyguladı. Maçı da kazanmayı başardı. Splice güzel bir kompozisyonla, güzel bir fikirle ikinci maçı kazanabilecek potansiyele sahip. Evet yani şunu hemen belirteyim izleyicilerimize. Vitality ile Rocket de aynı anda bir maç gerçekleştirdi. Oradaki ilk maçı da Rocket kazanmış. Hı-hı. Rocket ekibi. Onları da kutlayalım. Şimdi tekrardan bir dipnotu verdik. Eski kendi maçımıza geri dönelim. Evet dediğim gibi seçim yasaklama ekranında 1-0 öndeydi. Ama oyunun ilk dakikaları baktık. Yani ilk 15 dakika hiçbir şey yoktu oyunda aslında. Üst koridor evet çok agresifti. Ama daha sonra bir anda Trick'in harita görevlerini çok iyi yapmaya başladığını gördük. Ve onun aslında etkisinin bu kadar büyük olacağını ben tahmin etmiyordum. Bir anda özellikle son dakikalarda o kule ittirme, Baron'dan sonra aldıkları o dalgayla birlikte inanılmaz ittirmeye başladılar. Ve bir anda oyun döndü. Bu maçta özellikle harita görevleri noktasında karşı ekibin yani Splice ekibinin ne yapmasını bekliyorsun? Yani o ejderhaya yönelebilecekler mi sence? Bir kere yani buna odaklanacaklarsa seçtikleri şampiyonları daha iyi kullanmaları gerekiyor. Çünkü ilave seçtiler üst koridora. Hiçbir şekilde diğer koridorlara bir veya harita görevine bir ışınlan olsun göremedik. Özellikle ilave'nin zaten güçlü olduğu taraf. Yani ultisinden zaten hepimiz biliyoruz. Küçük alanlarda belli bir yerin etrafında çok kuvvetlenen takım savaşını alan kontrolüyle bir anda bitirebilen şampiyonlardan bir tanesi ilave. Ama bunu etkili bir şekilde kullanamadığını gördük. Bir de şu da var. Tamam tanksınız, birazcık hasarınız da var. Ama kitle kontrolünüz o kadar kısıtlı ki İrelia bile sizden daha fazla kitle kontrolü sağlayabiliyor ki bu bile zaten sıkıntılı bir şampiyon seçtiğiniz anlamına geliyor sizin için. Biraz daha etkili bir üst koridor şampiyonuna ihtiyacı var Splice'ın. Onunla beraber zaten o tarz bir şampiyon tercihiyle beraber zaten harita kontrolü de yavaş yavaş gelecektir. Evet peki alt koridordan biraz bahsedelim. Yani bu noktada Splice ekibinin alt koridordan da biraz geride kaldığını gördük. Tabii. Özellikle Ziven ve Mythic ikilisi oyunun son aşamasında özellikle çok iyi oynadı. Tahm Kench de çok iyi korundu Ziven. Zil'den de ultisini kullandı. Yani aslında Caitlyn'e ulaşmak çok mümkün değildi. Çok iyi bir kompozisyon vardı senin dediğin gibi. Peki bu oyunda ne olmalı ve Splice ekibi alt koridorda da kendisini gösterebilmeli? Böyle şampiyonlar seçeceklerse koridor değişikliği yapmaya ihtiyaçları var alt koridoru. Çünkü hani tamam eşit götürdüler ama zaten Ashe ve Thresh ile eşit götürdüğünüz alt koridordan pek bir şey çıkmıyor. Çünkü sizin asıl amacınız kitle kontrol zinciriyle beraber tek tek birilerini avlayabilmek. Bunu bir kere bile gerçekleştirdiğini görmedik Splice ekibinin. Ve bunu da zaten hani yapamayacaksınız ya böyle şampiyonlar seçmeyeceksiniz ya da koridor değişikliğine göndereceksiniz. Caitlyn'i kendileri almayı düşünebilirler. Çünkü Caitlyn oyunun artık yeni bu kapanlarıyla beraber oyunun her safhasında son derece kuvvetli. En azından etki koyabilecek, alan kontrol edebilecek bir şampiyon. Evet ya herhalde bu ilk maçı yönelik bir şampiyon yasaklaması olur mu? Ben çok emin değilim. Belki Caitlyn'i alabilirler dediğin evet. gibi ama yasaklanacağını ben de çok zannetmiyorum. Ama herhalde şu bir kesin Illaoi'yi bu sefer seçmeyecekler Yok, diye. Yok sanmıyorum. Hani belli ki çalışmışlar. Çünkü kule altı girişimi olsun. Zaten üst koridorda Wunder'in oyun tarzı olsun. Gerçekten üst düzeyde. Hani rakibini bayağı bezdirdi ama bir yerden sonra ileriyle kuvvetlenince artık baş edemiyorsunuz. Ne yapsanız olmuyor. Öyle diyelim. İlahi tercihi çalışılmış, düşünülmüş ama bir kere olmadı. İki maçlık serilerde zaten bunun için olmayanı değiştir, üzerine yenisini koy. Bir de öyle dene bakalım ne oluyor. Ya peki İrelia alırsa G2 ekibi karşısına ne beklemeliyiz bu sefer onu durdurmak için? Full tank bir şampiyon gelebilir, Maokai gelebilir, Ekko gelebilir. Oldukça kuvvetli şampiyonlardan bir tanesi. Belki Swain geldiğini görebiliriz. Vladimir yine seçilebilecek şampiyonlardan bir tanesi. Evet, yani ilave olmasın da en azından kitle kontrollü bir şampiyon çok daha mantıklı olacaktır. Şu anda G2 ekibinin Braum ve Caitlyn yani anında bizim yalanlamayı başardılar. Caitlyn'i yasakladılar Scarlet. Karşıda Ryze ve Kindred yasaklamalarını görüyoruz şu anda. Anivia yasaklaması geldi G2 ekibinden.
Bu anime yasaklamasını karşısında orta koridora bir plan yaptıklarını düşünüyorum. Evet, açıkçası. Bakalım orada nasıl bir yol izleyecekler. Şimdi son yasaklamasını gerçekleştirecek Splice ekibi. Şu anda G2 ekibinin en azından ikinci haftayı da yenilgisiz kapattığı kesinleşmiş oldu. İşte Nidalee'yi yasaklayınca hemen Vladimir'e yöneldiğini gördük G2'nin. Diğer tarafta da Splice Fizz tercihinde bulundu. İki yasaklı şampiyonun bu maçta karşılıklı oynandığını göreceğiz. Vlad ve Fizz. Diğer tarafta da ormancılar da kendilerini belli etti. Rek'Sai'ye karşı sanıyoruz ki sanıyorum ki bir hata oldu. Oyuncular odayı bozdu çünkü. Bakalım birazdan. Yok, odayı bozmadılar. Hemen evet, geçiyoruz. Görsel bir hata yine, oldu sanırım. Evet. Evet, Graves de kendini gösterdi. Ormancılar da böylelikle belli oldu. Derken henüz kilitlememişlerdi. Şu anda Gragas'ı gösteriyorlar. Bakalım Trick burada nasıl bir tercihte bulunacak. Şu anda orada bir belirsizlik var anladığım kadarıyla. Çünkü 5 saniye kaldı. Nasıl bir tercihte bulunacaklar? Sivir'i hemen aldı, kilitledi. Bu güzel. Bu yani özellikle Vladimir'e, ki bu orta koridor Vladimir olacak. Vladimir'e çok ihtiyacı olan o mobilliği sağlayacak takım savaşlarında Sivir ultisi. Yine güzel bir koridoru ilerliyor. Bu ne demek peki? Vlad seçtiniz ortaya. Gragas tercihinde bulundunuz. Ve Sivir'iniz var. Üst koridora yine patır kütür vurabilecek bir şampiyon seçebilirsiniz. Yani yine bir Irelia tercihi geldiğini bir ihtimal görebiliriz. Ama Irelia Fizz'e karşı çok da kuvvetli bir şampiyon değil aslında. Evet, bakalım. Dediğin gibi Fizz şayet yukarı gidecekse büyük ihtimalle öyle olacaktır. Kompozisyonlardan az sonra anlayacağız bunu. Lucian tercihini tereddüt etmedi. Zyra tercihi de geldi. Şu anda Splice ekibi tamamen farklı bir kompozisyonla, senin dediğin gibi üzerine koyarak, deneyerek farklı bir takım oluşturdular. Bakalım G2 karşısında bu işleyecek mi bu yöntem? Şu anda son tercihlerini yapacak G2 ekibi. Bakalım bu noktada nasıl bir tercihte bulunacaklar. Özellikle destek ve üst koridora tercih yapacak G2 ekibi. Deste aslında hani böyle Nami gibi, belki Sona gibi işlevsel bile destek tercih etme lüksüne sahipler takımları. Çünkü bunu oldukça elverişli. Biraz daha benzer bir Soraka geldi ve üstte de yine tahmin ettiğimiz gibi Irelia tercihinde bulunacaklar. Yine oldukça kuvvetli bir kompozisyon. Tam üst koridorda belki ikisinin birazcık zorlandığını görebiliriz Wunder'e karşı. Çünkü sersemlettikten sonra takip etmeniz her zaman çok kolay olmayabiliyor. Yoksa Fizz ortaya mı gidecektir? Evet, şu anda eğer böyle bir tercihte bulunurlarsa Fizz'i ortada göreceğiz. Poppy'yi ya o kadar nerf yemesine rağmen gerçekten hayatta kalabilen nadir şampiyonlardan bir tanesi Poppy. Ama bakalım tercihte bulunacaklar mı? Fizz'i yukarıda mı göreceğiz, ortada mı göreceğiz? Ben şahsen ortada görmek isterim. Ama yani üst koridorda... Ama meta o yönde tabii ki. Tutuştur var şu anda tabii. Ona da dikkat çekmek gerekiyor. Poppy tutuşturla oynayan bir şampiyon değil. Öylesini gösteriyorlar mı acaba sadece? Yoksa değişecek mi? Bakalım. Ne gelecek? Cassiopeia geliyor. Cassiopeia geldi. Bir sürpriz yok. Takım kadroları tamam. Scarlet, bu sefer Splice'ı nasıl buluyorsun bu kompozisyonla? Yani özellikle hayaletli bir Vlad ve Sivir ultisini G2 tarafında devreye soktuğumuz zaman Splice birazcık daha hantal kalıyor diyebiliriz ve menzilleri gerçekten yüksek değil. Fizz, Irelia gibi tabii bir yakın dövüşçü. Rek'Sai da Gragas'a göre biraz daha yakından. Yani çok, çünkü uzak menzilli pek bir büyüsü olmadığını biliyoruz Rek'Sai'nin. Cassiopeia yine aynı şekilde az menzilli şampiyonlardan bir tanesi. Ki destek ve alt koridorda da aynı durum söz konusu. Yani menzil konusunda çok ufak bir üstünlüğü var G2'nin. Ama işte burada
farkı yaratan tek şey mobillik. Sivir ultisi iki takımın da sahip olduğu mobilliği G2 tarafına vererek Splice üzerinde ufak bir avantaj sağlıyor diyebiliriz. Peki Soraka tercihine ne diyeceksin? Yani aslında geçtiğimiz oyunda Zverin korumak için Tahmkench gerçekten inanılmaz işlevseldi. Evet. Bu sefer aslında yine evet, Soraka'dan bahsediyoruz tabii ki. Yani çok ciddi anlamda o can vermesiyle birlikte inanılmaz bir fonksiyona sahip olabiliyor. Ama sence bu kompozisyona oturdu mu? Bence gayet iyi. Arka saflarda çünkü bekleyip direkt canı azalan takım arkadaşını özellikle Vladimir'i iyileştirmeye devam edecektir. Vladimir'in çünkü şu anda bu yeni haliyle en büyük avantajı beklenmeden bir anda çok fazla can çekebilmesi. Yani tanklıyorsunuz, canınız azalıyor. Üzerine bile buna Soraka'yı ekleyince inanılmaz bir Vladimir görme potansiyelimiz var. Ve geçtiğimiz oyundaki gibi hani yakalananı kurtar, canı azalanı iyileştir şeklinde bir ambulans Soraka göreceğiz bence. Evet, revanş maçında bakalım Splice ekibi galibiyetle birlikte beraberliği kurtarabilecek mi? Evet. Artık iki maç üzerinden oynanınca da böyle cümleler kurmak durumunda kalıyoruz. Hep birlikte göreceğiz. İki takım da artık sihirdar inmiş durumda şu anda. Bakalım koridor değişikliği olacak mı? Yine koridor değişikliği olmayacak büyük ihtimalle. Yine iki takım da kendi koridoruna doğru yöneldi. Geçtiğimiz maçta da bir koridor değişikliği görmemiştik. Totemleme noktasında da Scarlet normalde bazen takımların 5 kişi girip o koridor değişikliğini özellikle istemeyen veya isteyen takımların önemli yerleri totemledikten sonra kaçamıyorsunuz. Yani o noktaları totemledikten sonra Bunu yapmadıklarını gördük iki takımda. Biraz herhalde defansif oynama amacı ve biraz da iki takımın da koridor değişikliğini aslında istemediğinin bir göstergesi. Şu var aslında, hani G2'da tam alt koridorda Zven kendini koruyabilir kalkanıyla ve Mithy de Zven'i koruyabilir. Ama Mithy'yi kim koruyacak? Özellikle Zyra'nın bu haliyle çok fazla hasar verdiğini hepimiz biliyoruz. Ve birini yakaladığı zaman Lucian'ın da Burst dediğimiz anlık hasarıyla Mithy'yi bir anda düşürebilirler. Bu yüzden oyunun belki de en kritik noktası Mithy'nin erken safhalarda aldığı pozisyon olacak. Erken safhaları güzel ve rahat atlatırsa çok sıkıntı yaşamayacaktır. Evet, G2 ekibi görüşü sağladı. Çok da ciddi bir hasar verdi Mithy. Şu anda çok rahatsız etti. Ama orada almayı başardı Kobe. Mithy agresif başladı. Bakalım bu koridorun gidişatı nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Üst koridorda Fizz'le Irelia'yı göreceğiz. Nispeten Irelia'nın daha rahat ama daha dikkatli olması gerektiği bir koridor oyunun ilk safhalarında. Şu var tabii, şu fark çok önemli. O bu arada Kobe. Kobe'nin dikkat etmesi lazım. Orada skor gelecek mi? Burada şifasını kullanmak zorunda kaldı. Karşılığında da bir bitkinlik almayı başardı Splice ekibi. Yani hani Mithy zorlanabilir demiştim aslında ama erken safhada ormanda rakibi o kadar çok dürttü ki direkt birinci seviyeden avantaj elde etmeyi başardı takım adına. Bu esnada bir duraklatma söz konusu. Bakalım takımlardan birinde bir sıkıntı var gibi gözüküyor. Belki Splice ekibinin nefes alması için bir noktada özellikle alt koridor için iyi olmuştur. Yani çünkü Mithy öyle bir başladı ki yani hani abi bu maçı bitirelim gidelim havasındaydı şu anda. Bakalım sorun kimde, onu anlamaya çalışıyorum şu anda. Sanıyorum Splice ekibinde. Sankax da olabilir orta koridor oyuncusu. Bir teknik problem varsa zaten giderilecektir diye düşünüyoruz yakın zamanda. Ve baktığımız zaman üst koridordan da tabii ki bahsetmek gerekiyor. Yani Irelia ilave koridoru gördük az önce. İlave yine hani nerede olduğunu kestirebildiğiniz. Çünkü çok mobil bir şampiyon değil. Kitle kontrolü çok kısıtlı. Fizz biraz öyle değil. Fizz'in sürekli olarak bekleme süresini takip etmeniz ve tahmin etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda ultisiyle beraber bir kitle kontrol etkisine de sahip bir şampiyon. Yani yetenek atışı tutturduğu zaman 6. seviyeden itibaren Fizz'in de aldığını görebiliriz, Irelia'nın da aldığını görebiliriz. Çünkü iki şampiyonun da yakın zamanda ve yakın altın miktarlarıyla
bu power spike dediğimiz güç artışları gerçekleşiyor. Ama işte Fizz tutuştur taşıyor ve tutuştur taşıdığı için Irelia'ya karşı koridoru kazanması, birebir de skor alması bence yüksek bir olasılık. Evet, tabii burada Fizz'in mekaniklerini nasıl kullanacağı da çok önemli. Özellikle E yeteneğini zamanlaması burada çok önemli. Yani Irelia onu iyi tahmin edebilirse skoru alabilir ama dediğimiz gibi yani çok mekanik, çok fazla tekniği var Fizz oynamanın. Ama dediğim gibi yani orada bir tutuştur avantajı var Fizz'in. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak orada. Yani böyle matchuplarda genelde zaten bakmanız gereken şey hangi şampiyon daha mobil. Çünkü daha mobil olan şampiyon direkt olarak kendi savaşlarını kendisi seçiyor diyebiliriz. Yani istediği zaman içeri giriyor, agresif davranıyor. İstemediği zaman kötü pozisyondaysa dışarı çıkıyor. Irelia kötü pozisyonda yakalanırsa Fizz'den kaçamayacak. Bunu söylememiz gerekiyor. Fizz çünkü çok daha mobil bir şampiyon. Ve olur da Fizz'i yakalamayı başarırsa bir şekilde bu sefer de Fizz rahat bir şekilde uzaklaşabilecek. O yüzden yani Fizz Irelia koridorunun Fizz'e gitmesi ya da Fizz'in bir iki tane skor alabilmesi yani Irelia bu koridoru kaybetmemeliydi dememek gerekiyor. Çünkü Irelia'nın biraz daha zayıf olabileceği bir koridor safhası ve sıkıntı da düzeldi. Maça hemen geri dönüş yapıyoruz. Evet, vadiye tekrardan indik. Evet, koridorlara şöyle bir bakacak olursak tekrardan G2'nun alt koridoru yine oldukça kuvvetli gözüküyor rakibine göre. Evet, alt koridor kaldığı yerden devam ediyor. Orada Mitin'in agresif oyunuyla karşılaşmıştık ilk dakikalarda. Şu anda Wunder'in ışınlanı ile birlikte geri gittiğini ve kıyafetini tamamladığını görüyoruz. Aynı şekilde Kikis de kıyafetini tamamlamak için üste doğru gidiyor. Mitin'in yavaş yavaş dürtülmeye başladığını görebiliyoruz bu arada. İşte Zyra hafiften kendi toparlıyor diyebiliriz. Alt tarafa ikinci çalıyor, orada bir totem konunca Trick de tamam ben zaten burada baskın kovalayamayacağım galiba en iyisi üstüme döneyim demesine sebebiyet verdi. Evet, orada 2x'in biraz mana problemi var şu anda. Dürtmek için fazla kaynak harcadı. Dolayısıyla ittirmeye başardı şu anda G2 ekibi. Minyon farkı bu noktada oldukça fazla. Scarlet, Ziven 32 minyonda, Kobe 16 minyonda, iki katı şu anda. Ve şu da var tabii ki, sürekli olarak kuleye ittirdikleri için artık her minyon dalgası 1-2 tane Kobe kaçırmak durumunda kalıyor. Baş edemiyor rakipleriyle. Orta koridorda da fark bir hayli açılmış. Şu anda sadece Wunder rakibiyle eşit gidiyor. Aynı zamanda ormanda Thresh'i tabii ki. Evet, orada Senkaks'ın mana problemi yaşadığını gördük. O yüzden çok fazla agresif de davranamıyor. Zaten çok fazla yaklaştığınız anda canınız emiliyor. Vlad tarafından yine ilk oyuna benzer bir şekilde aslında sakin başladı. Ormancılar çok fazla agresif davranmadı. Şu anda Trick ejderhayı gösterdi. Şimdi ise alt koridoru gösteriyor. Bakalım oraya doğru gidecek. Orada görüşü sağladı. Bakalım. Üst koridorda iki üst koridor oyuncusu da 5. seviyeye ulaştı. 6'ya ulaştıkları an Wunder belki bir giriş deneyebilir. Şimdi bir kule altı girişimi göreceğiz. Evet, orada vücut darbesi gelecek. Mickey X'e canı oldukça azdı. Direkt erittiler. Ziven 2'de 2 yapmayı başardı şu anda. Gerçekten temiz bir baskın izledik orada. Wunder bu arada birebir denemiş rakibiyle. Şu anda ama ters tarafta kaldı. Bakalım buradan Kikis çıkabilecek mi acaba? Sıçrası var direkt çarpın hasarıyla rakibini avladığını gördük orada Thresh'in. O skoru istediğini gösterdi ve karşılığında bir skoru vermiş oldu. Ya aslında gerçekten ilk oyundan çok farklı bir başlangıç görmedik şu anda. Yine üst koridorda ormancı yardımıyla skorların alındığını, alt koridorda ise yine skorların G2'ye gittiğini gördük. Ama şöyle bir durum var. İki skoru aldı Ziven. Geçtiğimiz oyuna göre çok daha hızlı bir güç patlaması yaşayacaktır. Kesinlikle. Yani zaten hani bundan da bahsediyoruz. Sivir
oyun sonunda güçlenen, birkaç eşyayla beraber kuvvetlenen bir şampiyon. Şimdi oyunun erken safhasını çok 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 iyi geçirdi. Özellikle Lucian'a karşı iki katına çıktı Mio sayısında. Senkax bu arada biraz fazla istedi sanki orada perks'ü. Mesela Vlad'a yapmamanız gereken şey herhalde onu çok fazla istemek olur. Gerçekten çok yanıltabilen şampiyonlardan bir tanesi Vlad Emir. Şimdi orada Wunder'in dikkat etmesi lazım. 3 kişi bir anda orada rotasyonu sağladı. İşte ilk oyunda bunu yapmamıştı iki takım da. Burada bunu tercih edecekler. Ultisiyle orada minyon dalgasını dağıttı. Trick ama bakalım Wunder orada savunacak mı? Mitin'in canı biraz azaldı. Ama orada kuleyi almayı başardı G2 ekibi. Herhangi bir karşılık verecekler mi diye bakıyorum alt koridorda. Şu anda orada 3 kişiler. Kulenin canına bakacağım şimdi. Çok güzel, çok başarılı bir rotasyon aslında. Bakalım G2 bence buraya yetişebilir. Yani erken hemen üstlerine dönüp direkt buraya gelirlerse. Orada tutuştur da geldi. Hemen kurtarıcısına doğru, Soraka'ya doğru kaçmayı başardı Perks. Biraz agresif bir oyun. Orada yeter miydi herhalde? Yeterdi. Bence yeterdi. Soraka olmasaydı skoru alırdı. Soraka'nın da özelliği burada açıkçası gerçekten. Şu anda 2'ye 1 skorla 8. dakikadayız. Altın farkı 800, kuleler de eşit. Minyon farkından kaynaklanıyor bu altın farkı. Çünkü şöyle bakıyorum, orta koridorda 17 minyon, alt koridorda 19 minyon fark var. Wunder, yani Kikis daha doğrusu bu 1v1'i pek istemiyor. Şimdi iki ormancının da üst koridora yöneldiğini görebiliyoruz. Orada bir kule altı deneyecek mi Wunder ama arkasında Trick'i görecek. Şimdi orada karşılaşacak iki ekip. Gragas'ın geldiğini görmedi büyük ihtimalle Trick ama bu bir şey değiştirmeyecek. Çünkü Wunder'e harika bir oyun yaptılar. Şimdi sıçrasını kullandı Kikis tam zamanında ve oradan kaçmayı başarıyor. Devamı var mı diye bakıyorum. Hayır, Trick ilginç bir şekilde kovalamadı aslında. Rakip ormancıya göre iki seviye üstün. İki oyuncu da hani biraz fazla agresif oynadılar ama Kikis burada az canlı kurtulan kişi oldu. Wunder'in tutuşturunun gelmesine çok az bir süre vardı. Unlucky diyelim. Yani orada aslında oyun yaparken biraz oyuna geldiler. Aynen öyle. Yani burada görebiliyoruz. Wunder'in tutuşturu henüz yok. Aşağıda kullanmış gibi gözüküyor ama birazdan gelecek orada tutuşturu. Yan patlayan fışı yalnız. Öldükten, bakın işte öldükten bir 3 saniye sonra geliyor, evet. Geliyor tutuştur. Orada da patlayan fışı çok iyi oturtmuş. Şimdi sıçrasını kullanmak zorunda kaldı Perks. Bu sefer zamanında geldi Rex'i ama sıçrasını kullanan Perks kaçmaya başardı. Şimdi orada Sivir ultisi. Kobe kaçıyor orada. Kikis de arkadan gelmiş çünkü. Ve skor Kikis de kalıyor. Orada sıçrasıyla kaçan bir Mickey X. Kobe burada mantıklı bir şey yaptı aslında. Hani sıçra şifa kullanmış olsa bile Kikis, pardon Trick, diğer tarafta onu bekliyordu. Şimdi Mickey X'in buradan kaçması mümkün değil. Bitkinliği var. Bitkinliğe yazık oldu. Burada Vladimir skoru kovaladı ama başarılı olamadı. Her koridorda artık G2'nun üstünlüğünü artırdığını görebiliyoruz. Sadece üst koridorda Wunder üstün rakibine göre. O da zaten Kikis'in bir süre takım arkadaşlarıyla vakit geçirmesinden kaynaklanıyor üstünlük. Ve ilk ejderi de böylelikle G2 olacakmış gibi gözüküyor. Evet, orada skorları almasıyla beraber ejderi yöneldi. Alt koridor yine çok güçlü Splice ekibinde. Yani önce 2 skor verdiler, daha sonra Irelia ile verdiler, daha sonra bir de Gragas geldi oraya derken şimdi karşılığı vermeyi çok iyi başardı. Ulti geldi ama tam zamanında kullanmayı başardı Perks orada yeteneğini ve ulti boşa gitti. Ama bir skor almayı başardı Splice ekibi. Kan havuzuyla çok rahat kaçtı o ultiden ve bir sonraki ejder de Okyanus ejderi olacak. Sven de burada uzaklaşmayı başaracak. Çok rahat alıyorlar orada Wunder'i. Gerçekten Wunder orada çok agresif davrandı. Tabii sıçrası da yok. E yeteneği de bekleme süresinde olunca yapacak hiçbir şey yok. Orada sıçrayla agresif bir oyun. Tutuşturunu da kullandı ama yetecek mi? Yetmedi. Gerçekten biraz da şans bazen devreye girebiliyor.
League of Legends'da. Yani son bir otomatik saldırılık canı kalmıştı belki de orada Zven'in. Senkax güzel denedi ama skor almakta başarılı olamadı arka arkaya. Şanssızlıklar devam ediyor Splice adına. Yani Splice adına ilgiden tek bir şey varsa o da Thresh'in iki skor birden almış olması. Şu anda orada Perks yakalandı ama şu anda ölüm infazla geldi ama kaçmayı başardı. Hayalet olduğu için hiç umursamıyor artık. Ve hayaletin bekleme süresi de önemli ölçüde düşmüştü birkaç yıl önce. Orada Wunder burada sanki skor kovalayabilir ama işte rakibin arkası var mı yok mu onu bilmediği için birebir giremiyor istediği kadar rahat bir şekilde. Evet, şimdi orada Perks biraz agresif oynadı ama Perks'ı almak o kadar kolay değil. Şimdi Thresh aşağı doğru gidecek, kulesi yok. Dikkat etmesi lazım Perks'ün. Şunu da söyleyelim, Perks de full tank gidiyor bu arada. En azından ilk eşya olarak direkt olarak tank ilerliyor. Arka taraftan bir baskın, bakalım sonuç verecek mi? Hayır, kovalamadılar. Evet, Vaat'in alameti ilk oyunda kimse tercih etmemişti. Bu sefer G2 ekibi oyunun da verdiği o üstünlükle birlikte rahat bir şekilde alameti almayı başaracaklar. Alameti kime teslim alacak? Edecekler? Kick ise çok büyük ihtimal. Evet, çünkü hani Wunder'le birebir yapabilmesi için gerçekten o güçlendirmeye ihtiyacı var ve üstüne dönüp sanıyorum ki üçlü kuvvetinde bitirecek. Dafta da alametin verdiği gücü gösteriyor. Aldığınız hasarı %5 azaltıyor ve yük biriktikten sonra ekstra büyü hasar veriyorsunuz vuruşunuzla birlikte. Şimdi orada ulti kullandı Perks. Ama Kobe de orada, şu anda orada skor kime gidecek? 2'ye 1 gidiyor Perks. Orada Kobe almayı başaracaklar mı diye bakıyorum. İşte Vladimir'in burada mekanikleri ortaya çıktı ama nereye giderse gitsin bir Splice ekibiyle karşılaştı. Yani biraz fazla istedi burada da Vladimir. Tamam, tanksın, güçlüsün ama o kadar da değil. Ya iki kişiyle mücadele etmesi bu seviyede pek mümkün olmadı. Trick bakalım burada bir şey deneyecek mi? Yani bir de oyundan düşmek üzere olan bir evet, alt koridora böyle skor vermek gerçekten enteresan. Yani çok ciddi bir hasar. Orada Trick skoru almaya başardı. 3 kişiye tek girdi. Şimdi destek de geliyor. Devam da edecek. Gerçekten Trick inanılmaz oynadı. Sıçrasını kullanmak zorunda kaldı Kobe. Orada 3 kişi arasına girdi. 1 skor aldı. 1 de sıçrasını almaya başardı Kobe'nin. Yani Gragas unutmuştuk aslında potansiyelini. Çok uzun süredir görmüyorduk ama 3-0-2. Evet, 3-0-2. Ve Zaire gibi hani ekmek diyebileceğimiz bir şampiyon varken rakipte azıcık bir büyü hasarınız olsa çok rahat düşürebiliyorsunuz. Yarı candaki Zaire'yi de affetmedi Trick. Sıçrasıyla beraber skoru da bulmayı başardı. Şimdi bakalım buradan dönüp acaba Wunder'i görebilecekler mi? Büyük ihtimalle görmediler, yönelmediler oraya doğru. Yani Wunder şu anda gün ateşini bitirmiş durumda. Bir item daha, bir eşya daha tamamladıktan sonra belki o potansiyeline daha rahat gösterebilir. Ama iyi bir başlangıç yapmadı kesin şu anda. Sen kalksın bayağı canı yandı. Ultisini kullandı defansif bir şekilde. Hemen orada Thresh'i kendini gösterdi. Zren bu arada çok güzel tahmin etti ultiyi. Hemen çok ufak bir geri adım attı ultinin o sersemletmesini yememek için. Belki sıçrası olsa skoru kovalamayı deneyebilirdi ama sıçra olmayınca fazla ileri gitmek istemedi. Ultisini de kullanmadı. Perks yine agresif. Çünkü karşısında şu anda sadece Kobe'yi görüyor. Herhalde aynı hatayı bir kez daha yapmayacaktır diye tahmin ediyorum Perks için. Kulelerde şu anda G2 ekibi ilk maça nazaran çok daha iyi bir durumda. İlk maçta ejderha görevlerini çok iyi yaparken harita o kule görevlerini kule alma noktasında çok ciddi sıkıntı yaşamışlardı. Bu sefer onu da yapmaya başardılar. Hem ejderhayı aldılar hem alameti aldılar. Üzerine 3 tane kule, 7 de skor aldılar. Şu anda gerçekten iyi durumdalar. Orada bir birebir göreceğiz. Wunder'le Wunder şu anda
hasar vermekte çok sıkıntı çekiyor. Sıçrasını kullandı Kikis ve orada çok rahat bir şekilde almayı başardı. İşte tank fizinde böyle bir sıkıntısı var. Bekleme süresinde azalma eşyası almadığınız için oyun bazı, düzen bazı sık kullanamıyorsunuz. Perks ilerliyor. Ne yapıyorsun Perks? Şu anda inanılmaz agresif. Üstü base'e kadar girdi ve orada skoru almayı başardı gerçekten. İnanılmaz agresif bir oyun. Şimdi orada trick tankladı Perks'ün çıkabilmesi için ve orada takım arkadaşını da kurtardı. Şimdi bir de ikinci kuleyi alacaklar orta koridorda. Gerçekten G2 ekibi ağırlığını inanılmaz bir şekilde koymuş durumda. Perks'ün, daha doğrusu Vladimir'in artık yeni potansiyeli böyle şeyler yapmanıza izin verebiliyor. Bir tank eşyası var üzerinde. Hiç hasar eşyası yok. Ve yine de ya bir kule altına giriyorsunuz, evet, yetmiyor. İnhibitor kulesinin çok daha fazla hasar veren kulenin altına giriyorsunuz. Skor alıp çıkabiliyorsunuz gerçekten. Özellikle hayalete gelen değişiklikler de Vladimir'in metada neden bu kadar kuvvetli olduğunu, olabildiğini daha doğrusu bizlere gösteriyor. Burada evet birebir de aldığı skoru görüyoruz. Önce işte burada tekrardan uçar bıçağın bekleme süresini sıfırlamış. Wunder yani yetenek gücü fizi olsa belki bekleme süresinde azalma eşyalarıyla buradan çok rahat uzaklaşabilirmiş ama 10 saniyede 12 saniyede bir kullandığınız oyunbaz düzenbaz hiçbir şey yapmanıza el vermiyor. Perks de zaten burada rakibinin üzerine gidip çok rahat kovalamayı başardı skoru. Doğru tutuşturunu kullanmış Zenkaks ama canı tabii çok fazla. Burada senin seçim ve yasaklama ekranına değindiğin nokta gerçekleşti. Sivir ultisini alan Vlad durdurulamaz hale geliyor gerçekten. Yani kendi üstünde öldünüz. Splice ekibi çok hantal kalıyor. Sivir üzerine, yani sivirli bir kompozisyona karşı diyelim. Ve şimdi Okyanus Ejderhası'na da sahip G2 ekibi. Evet, yani Splice ekibinin bir noktada farklı bir şey denemesi gerekiyor. Çünkü ilk maçın aksine bu sefer çok daha ciddi, bariz bir fark var. Şimdi oraya Wunder ışınlanla geldi. Perks alabilecek mi diye bakıyorum. Ulti de geldi şu anda. Ama Perks o kadar tank ki bizim ultisi etki bile etmedi. Şimdi orada olan miti oldu ya. Olan miti oldu. Mitinin pozisyonunu Ziven aradı gözlerim. Ve şu anda Ziven'in üst koridorda ayrık ittirdiğini görüyoruz. Orada Mit'in nasıl orada kaldığını soracaktım ki tam Ziven'in ayrık ittirmesi bunu cevabını verdi. Yani, ama gerçekten Vlad'ı almak için. Ooo Mikix! Çok canı yandı orada Mikix'in. Orada kovalayan var mı diye bakıyorum. Yok, hayır. Ziven de defansif bir şekilde ultisini kullanarak geri kaçmış. Yani şu anda Zyra'nın, yani Mikix'in ölmesi içten bile değil, herhangi bir takım savaşında çok çok iyi pozisyon alması gerekiyor. Şu anda Perks'ten Riley'e gelecek mi onu merak ediyorum. Üzerinde bayağı çünkü altın taşıyor. Uzunca bir zamandır geri dönüp eşya yenilemedi. Evet, yani G2'nin bir sonraki maçında Vlad büyük ihtimalle yasaklanacaktır rakibi tarafından. Gerçekten. Ya orada kule altı girmesine rağmen ya tank bizim kule altı denemelerin genelde başarılı olduğunu biliriz ama burada etkisi bile olmadı. İnanılmaz bir güç potansiyeline sahip şu anda Vladimir. Orada karşı ormana iyice girmiş durumda G2 ekibi. Üstünlüklerini gösterircesine orada görüşü sağladılar. Şimdi Sven üst koridordan ittirmeye devam ediyor. Orada trik geldi ama kendisini gösterdi. Şimdi orada minyon dalgasını ittirdi. Devam edecek mi diye bakıyorum. Evet, orada karşısına geçti. Wunder'ın kuleye vuracak trikle Sven. Orada savunmaya geliyor şu anda Splice ekibi. Bakalım burada bir takım savaşı izleyeceğiz mi o kule için? O kuleyi tutmak isteyecek ama onda da başarılı olamadı. Yine harika bir patlayan fıçı ama tek kişiye denk geldi. Şimdi burada infaz geldi. Trincan'ı oldukça azaldı. Trik düştü. Bakalım bundan sonra nasıl Vlad devam geliyor edecek bu takım savaşı. Vlad geliyor arkadan. Dikkat etmesi lazım. Thresh'in canı oldukça az. Şu anda Kikis de geri döndü. Çünkü Perks orada. Bakalım burada nasıl bir takım savaşı göreceğiz. Şu anda Wunder'in canı da azaldı ama Perks arkada o kadar rahatsız ediyor ki Splice ekibinin bir karar vermesi lazım. Orada şifayı kullandı şu anda. Thresh'i kurtarmak adına büyük ihtimalle çok büyük ihtimalle orada yetişirse Perks çok üç skor birden alacak. Stankax kaldı, Wunder kaldı. Devam gelecek mi? Bir tek Wunder ayakta kalıyor.
Yani inanılmaz sıkıştırdı. 3 skorla birden almayı başardı Perks burada. Üzerinde roket kenar olduğunu da hatırlatalım. O da zaten ekstra hasar olmasına sebebiyet verdi Perks'ün. Sen kalksa o kadar güzel bir noktadan kapattı ki rakibine. Arka arka skorları bulmayı başardı ve şimdi 21. dakikada inhibitor'u da almayı başaracak G2 ekibi. Evet, gerçekten çok teknik bir oyun izledik Perks'den. Harika sıkıştırdı orada. Şimdi ultisiyle kaçacak. Yalnız oraya Rexey geliyor. Bakalım 4 kişinin arasına birden girecek. Biraz geldiği erken davrandı. Bakalım. Yalnız Thresh'in aldığı hasar şu anda inanılmaz. Tabii büyü dirençine ilişkin bir kıyafeti yok. Biraz ondan da kaynaklanıyor ama gerçekten Vladimir şu anda durdurulamaz seviyede. Ona bir çare bulması gerekecek Splice ekibinin eğer bu maçı kazanmak istiyorlarsa. Splice'ın artık maçın yani yavaş yavaş ellerinden kayıp gittiğini görüyoruz. Geçen maçı da andırıyor biraz. Şimdi bakalım bu tamamen çaresizlikten kaynaklanan bir Baron kararı. Şundan geliyor yukarıdan. Ve arkadan ileyle kapatmaya çalışacak. Geldi. Evet bakalım bıraktı hemen Splice ekibi yoksa intihara sebebiyet verecekti. Ulti geldi, boşa gitti. Mithy orada kötü pozisyonda mı diye bakıyorum. Mithy yine kötü pozisyonda yakalandı. Şu anda 5'e 4'lük bir durum var. Geri dönecek galiba Splice ekibi. Acaba Baron'a yönelik Ooo geri demiştim. Döndürmeyin kararı geldi. Şu anda Tree'in de canı oldukça azaldı. Patlayan fıçı biraz kendisine yönlendirdi. Ama arkadan Sven geldi ve Rexy skorunu almaya başardılar. Orada şu anda Vlad araya girdi. 2 skoru birden almaya başardı. 2 skorda Kikis aldı. Ve bir anda Splice ekibi Mithy'yi aradan çıkardıktan sonra takım savaşı noktasında iyi dedik ama. Ve üstün içinde şu anda minyonlar var. Çok rahat alacaklar bu ikinci inhibitor'da. Hatta sonrasında oyunu bitirdiklerini bile görebiliriz. Perks çok güzel noktada yine içeri girdi. 3 kişinin üzerine ultisini tutturdu. Ve artık bu noktadan sonra Splice'in yapabileceği fazla bir şey yok. Gerçekten yani Soraka'yı düşürüyorsunuz ama yetmiyor işte. Ya Vlad gerçekten şu anda damgasını vurmuş durumda oyuna. İnanılmaz. İşte tekrarını izliyoruz. Evet tekrarına baktığımızda az önceki pozisyonda Sven'in yakalandığını gördük. Bu bir önceki pozisyon bu, tabii evet, ki. Evet, bir önceki. Arka tarafta hani Splice'den herkes G2 ile ilgilenirken diğer tarafta Vlad'ın gelip kapattığını göreceğiz. Sankax birazcık zorlamaya çalışıyor rakibini. Hani gelme buraya git dermişçesine. Ama işte önce ultiyi bırak, sonra roket kemer. Sonra zaten daha kuvvetli olduğunu bildiği için Perks 5 kişinin üzerine kadar ilerleyebildi. Önce Mikix'in üzerine oynadı. Sonrasında da zaten arka taraftan girip 1 Kobe, 2 orada Thresh'i, sonrasında zaten Sankax'ı da düşürüp skorları kovalamayı bildi. Ve bu da oyunun 3. ejderi, G2'nun 2. okyanus ejderi olacak. Evet orada gerçekten ya o pozisyonda enteresan bir şey var Scarlet. Vlad kaçmak için, yani daha doğrusu biraz daha agresif olmak için ultisini sadece Sankax'ı kullanıyor. Ona evet. Rağmen bir skor almayı başardı. Şimdi karşı ormanda G2 ekibi bildiğin kovalıyor şu anda. Mithy yine yakalandı ama aynı oyuna düşmek istemiyor. Müthiş bir patlayan fıçı. İki skoru adeta orada hediye etti Gragas ama ikinci skoru alamadılar. Arkadan Wunder geldi. Hasar yeterli olmayacak büyük ihtimalle ama almayı başardı. Şu anda orada Wunder'in düşeceğini göreceğiz büyük ihtimalle. İnanılmaz devam ediyor bir takım savaşı ama Perks 4'te 4 yapmayı başardı. 4'te 4 geliyor Perks'den. Gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Yani biraz da belki de Vlad'ın neden bu kadar yasaklandığını anlıyoruz diyebiliriz. 11-3'lük müthiş bir performans. Ve 1-4'te 4, 1-3'te 3. Hatta galiba evet 1'de 3'te 3'ü var. Yani inanılmaz bir pozisyon. Son takım savaşı inanılmaz dağınık oldu ama Perks hedeflerini bulmaya başardı. Ve G2 ekibi ikinci maçta mutlak bir galibiyetle bu haftayı ikinci günü galibiyetle kapatmayı başarıyor. Evet G2'yu gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Yani maç boyunca sınıf farkı ortaya koydular diyebiliriz belki de Splice ekibine karşı. Üst seviye bir takım olduklarını gösterler. Her koridorda
birebir de skorlar olsun, harita hakimiyeti üstünlüğü olsun, takım savaşı üstünlüğü olsun, her konuda en azından rakiplerinden daha iyi pozisyondaydı G2 ve 2-0'lık kolay bir galibiyete ulaştılar. Evet, MSI'dan sonra gerçekten kendisini toparlamış bir G2 gördük. İlk maçta taşıyan alt koridordu. Zven'di, Caitlyn'le gerçekten inanılmaz dürttü. Tek başına kuleler aldı. Bu maçta dedik ki Zven'i belki durdurursa iş yapabilir ama öyle olmadı. Bu sefer de Perks çıktı Vladimir ile birlikte. Evet. Yani işte zaten zirveye oynamak istiyorsanız Scarlet yine yanlışsam düzel. Ya tek koridor yetmiyor gerçekten. Tabii ki, tabii ki. Ya inanılmaz. Önce alt koridor ilk oyunda, şimdi orta koridor. Belki üçüncü maç olsaydı üst koridorunu taşıyacağını görecektik. Yani G2 ekibi bu galibiyeti hak etti. Yani Trique de kesinlikle bu arada değinmemiz gerekiyor. Ormanda büyük bir fark yarattı. Belki Minyon da gerideydi özellikle ilk maç. Ama harita baskısı konusunda oyunun her noktasında rakibi Thresh'den üstün olduğunu gördük. Hem Elise'le hem Gragas'la. Alt koridora yaptığı o baskınla beraber aldırdığı, Zven'e aldırdığı, senin de bahsettiğin iki tane skor zaten maçın bitiş noktası oldu diyebiliriz. Zaten koridorunu tek başına, daha doğrusu 2-2 koridoru kazanmış olan Zven bir de üzerine 2 skor bulunca, bir de adınız zaten Zven olduğu için yani 2 skor verince Zven'e çok geri dönme ihtimalin kalmıyor o tarz bir oyuncu 2 skor verince. Sonrasında da kolaylıkla zaten G2 maçı kazanmasını bildi. Evet, bu seriyi böylece bitirmiş olduk. Splice G2 Esports'ı G2 kazanmayı başardı. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra H2K Fnatic belki de günün beklenen maçlarından bir tanesi. Ama onun öncesinde kısa bir ara rica edelim. Tekrardan birlikte olacağız. Hedefimiz yine birincilik. Kim kazanırsa kazansın pek bir önemi yok. Kesinlikle daha çekişmeli gideceğini düşünüyorum. Kazanabiliriz de kaybedebiliriz de. Playoff'lar daha rekabet içinde geçecek diye düşünüyorum ben. Hedefimiz her takım gibi ilk üçte olabilmek. Şampiyon olmak istiyoruz. Önümüzdeki mevsim şu ana kadar gelmiş geçmiş en büyük çekişmeye